Artifex Ludens Oyunla Sanat adlı sergimiz tam anlamda Erimtan Müzesi ve Oyuncak Müzesi arasında bir işbirliğinin sonucunda ortaya çıktı. Bu sergide Suni Akın'ın sanat konulu oyuncak koleksiyonundan bir seçkisini sunuyoruz. Ve bu sergide hem oyuncağın hem de sanat konulu oyuncağının ve oyuncaklarının önemini ve toplum içindeki fonksiyonunu tartışıyoruz. Genel olarak baktığımızda, biraz sonra benden sonra Sune Usta, sanat, oyun ve oyuncak ve çocuk ilişkisi çok daha ayrıntılı bir şekilde tartışacak. Ama baktığımızda çocuk gelişmesinde oyun ve oyuncağının ne kadar büyük bir rol ve önem oynadığını artık 100-150 senedir biliyoruz. Çocuk edebiyatı, oyuncak sanayini hepsi aslında 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında ortaya çıkıyor ve gelişmiş olan ülkelerinin toplumsal gelişmesi, kültürel gelişmesi ve sanatsal gelişmesi birebir aslında bu oyunlara ve bu oyuncaklara bağlanabilir. Çünkü bu bağlamda baktığımızda pedagojik ya da işte öğrenme zamanında oyun ve oyuncağının önemi ne kadar yüksekse de sanat konulu oyuncakları ve onların kültür ve sanatın gelişmesi için o kadar etkin bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu şeklinde aslında baktığımızda oyuncak alanın içinde, yani bunu bir alan olarak baktığımızda sanat konulu oyuncakları bir minör, daha az yapısa da farklı farklı alanlarda etkin bir şekilde görmeyi başlıyoruz 20. yüzyılın başında. Yani ressamlar, minyatür, müzik aletler, tiyatroları, sinema ile ilgili oyuncakları aslında 100 senedir oyuncak ve oyun çocuk odasında çocuklarla beraber önemli bir araç olarak görüyoruz ve orada aslında çocuklar sanatçı oynuyorlar. Yani sinema yöneticisi, ressam, edebiyatçı, müzisyen olarak çocuk kendi odasında erken yaşlarda oynamaya başlıyorsa belki kendisi sanatçı olmayabilir ama sanat ve kültürü çok erken ve çok yakından bir bağlantı içinde oluyor ve sanat ve kültür aslında çocukluğunun ve hayatının çok doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bu sergi aslında sanat konulu oyuncaklarının hem çocukların gelişmesi için hem de toplumun, kültürünün ve sanatın gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu altını çiziyoruz ve seyircilerle beraber aslında yeniden keşfediyoruz. Bu şeklinde Erimtan Müzesi'ne baktığımızda biraz önce söylediğime bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü Erimtan Müzesi ağırlıklı olarak bir arkeoloji, bir tarih müzesi. Ve biz bu sergide aslında çocukluk bir nevi arkeolojik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki yani arkeoloji ve tarihi baktığımızda işte mağaradan, işte klasik çağlardan, orta çağlardan günümüze kadar sanat ve kültürün gelişmesine baktığımızda 70 bin yıllık bir sanat ve kültür tarihinden bahsediyoruz. Yani Homo sapiens sapiens'tan itibaren insan resim yapıyor, heykel yapıyor. Fonksiyon olmayan artefaktları, yapıtları yaratıyor. Aynı zamanda aynı dönemden itibaren aslında insan oynuyor. Ve oynayarak ve sanatsal ürünleri yaparak, yaratarak insan olmaya başlıyor. Öğrenmeye olmaya başlıyor, gelişmeye başlıyor. Ve ne kadar gelişiyorsa da oyuncakları ve sanat eserleri o kadar gelişmiş oluyor. Dolayısıyla sanat ve kültürün gelişmesini paralel olarak aslında insanın insanlığını ve medeniyetin gelişmesini görüyoruz. Bu yüzden bir bağlamda tarihe baktığımızda, arkeolojiye baktığımızda hep böyle antik çağ 1, 2, 3, işte Mısır,
Yunan, Roma falan dediğimizde kişisel arkeolojik alanımız aslında nedir diye merak etmiştim. Ve aslında ben 45 yaşındayım. Benim arkeolojik dönemi 45 yaşından önce başlıyor. Yani bir nevi ben kimim, ben nasıl ben olduğumu, benim benlik, benim ailem, benim hayatım nasıl oluştuğunu sorduğumda bir anda şu andaki durumuna bakabilirim. Öğrenciyken bakabilirim ama çocuklukta bakabilirim ya da daha erken bile girebilirim yani. Dolayısıyla benim arkeoloji alanım aslında 45 yaşından önce başlıyor. Benim çocukluğum da başlıyor. Bebekliğim de başlıyor. Aslında benim oyuncaklarla, benim odamda başlıyor belki. Dolayısıyla biz bir şekilde arkeoloji müzesinde çocuklarının, insanların arkeolojik araştırmasını yapıyoruz. Ve bu araştırma içinde tabii ki oyuncak çok temel bir konu. Ki parantez olarak açarsak Ermitan Müzesi'nin koleksiyonunda da gerçek antik çağdan kalan oyuncakları da var. Yani insan her zaman oynamıştı. Hatta önemli bir terim olarak Homo Ludens diye bir terim var. Oynayan insan ve biliyoruz ki yani oynayan bir insan öğreniyor, oynayan bir insan gelişiyor ve biz oynayarak biz oluyoruz. Dolayısıyla bir bağlamda ikinci terim olarak yani oyun terimi baktığımızda çocuklar oynuyorlar, sanatçılar oynuyorlar, bilim adamları oynuyorlar, meraklı kişiler oynuyorlar. Ve sanat ve oyun arasında çok yakın bir bağlantısı var. Sık sık sanatçılarla atölyelerde konuşurken, tartışırken, öğrenirken sanatçılar şey diyor yani ben bir malzeme ile oynamaya başladığımda bilinen ötesine geçmeye başladım. Ya da bir konu başka bir perspektiften bakmaya başladığımda, onunla oynadığımda dekonstruktif bir İnceleme yaptığımda aslında çocuk gibi oynuyorum. Daha önce ne çıkacağını, ne orta çıkacağını, sonuç ne olacağını belki bilmiyorum ama o süreçten çok keyif alıyordum. Yani oyun zaten süreç odaklı, sonuç odaklı değil. Ve bu süreç odaklı olması, deneysel olması sanatçılar için çok önemli bir süreç. Sanatçı derken bütün alanları aslında ortak meselesi oyun, oynamak, deneyimsel ve bilinin ötesine geçmek. Bilim adamın değeri de bu. Bu yüzden işte Einstein, Picasso ya da oyuncak ile oynayan üç tane çocuk arasında çok yakın bir bağlantısı aslında var. Hepsi çocuk, hepsi oynuyorlar, hepsi oynayarak bu dünya genişletiyorlar, öğreniyorlar. Başka bir şekilde bir eylem yaratıyorlar, bir devrim yaratıyorlar, mikro devrimler yaratıyorlar. Bu yüzden bu sergi Artifacts Ludens, oyun, oyuncak, tarih, arkeoloji ve sanat ilişkisini aslında ortaya çıkartıyor ve ilk bakışta belki ne kadar uzak gözükse de ya sanat, arkeoloji, oyuncak ne alakası? Aslında ortak meseleler ve ortak noktalara çok yakın ve çok temel. Sergi kendisi baktığımızda biz koleksiyonundan bir parça, bir özet sunuyoruz. İlk olarak baktığınızda sağ solda kaydeleri görüyoruz. Arkada, yanlarda rafları göreceksiniz. Ve sergi aslında 5 tane bölümden oluşuyor. Bu 5 bölüm aslında 5 tane sanatın ana disiplinler diyebiliriz. Yani ilk başta plastik sanatlarda, ikinci adımda edebiyat, müzik, arka tarafta sinema ve tiyatrodan gelen oyuncakları görebilirsiniz. Oyuncakları derken biz ilk olarak işte bu alanları ayırdık. Seyirci bu daha kolay algılabilsin diye ve biz aslında 5 tane farklı ada açıyoruz. Plastik sanatlar adası, müzik adası vesaire. Bu yüzden her kaydı ya da her masa alan bir ada gibi algılamanızı rica ediyorum. Ve bu ada üzerinde farklı yaklaşımlar, sanat tarihi içinde farklı anlam ve önlemleri taşıyan sanatçıları göreceksiniz ya da sanatsal üretim araçları görebilirsiniz. Ve biz bu sergide ikinci odak noktası olarak biz sanatçılar ve sanat kendisini tartışmak istedik. Yani sanatçı derken siz mesela işte Picasso'nun, Monet'in, Van Gogh'un oyuncakları görebilirsiniz. Bebekleri görebilirsiniz. Edgar Allan Poe görebilirsiniz. Ya da işte arka tarafta Mozart görebilirsiniz. Yani bu yüzden bu şeklinde aslında oyuncak ile oynayarak yani çocuk kendi odasında Mozart ile oynarken ya da alter ego olarak Mozart olmaya başlıyor.
İkinci seçim kriteri, biz sanatın bağlamından, yani araçlar ya da oyunlardan faydalanmak istedik. Yani sanatçılarının işte boyaları, fırçaları, tuvalları desek, araçları. Ya da edebiyatta küçük daktilleri görebilirsiniz. Müzik aletleri, Mozart yanında işte müzik aletleri görebilirsiniz. Laterna Magica gibi ya da küçük tiyatroları görebilirsiniz. Ya da kutu oyunları bile bulduk. Yani kutu oyun oynayarak galeri, beste yapma öğrenebilirsiniz. Bu şeklinde biz mesela hayali kahramanları ya da işte edebi figürleri koymadık. Yani Heidi ya da Küçük Prens gibi eserlere değil, biz sanatçıları ve sanatın kendisini sergilemek istedik. Çünkü eserleri ve hayali ürünleri ya da edebi figürleri ekleseydik, sergi çok daha geniş, dağılmış gibi olabilirdi. Bu yüzden biz bu iki nokta üzerine odaklamak istedik. Sanatçıları ve sanatın bağlamı kendisi. Ve bu şeklinde aslında siz seyirci olarak bu beş tane ada etrafında dolaşırken farklı farklı kuşaklardan, tarih içinde ve sanat tarihi içinde farklı farklı akımın önceleri, zaman içinde farklı kahramanlarıyla baş başa olacaksınız ve yani benim için küratör olarak bu tabii ki çok ilginç bir deneyim, çünkü normalde benim uzmanlık alanım çağdaş sanat. İşte hem araştırmacı olarak, hoca olarak, yazar olarak ya da küratör olarak yani genç sanatçılar, güncel sanatçı ya da çağdaş sanat ile uğraşıyorum ve benim oyun alanım normalde White Cube, beyaz küp, ya müzelerde ya da işte sergi mekanlarda, mekan içinde ya da mekan dışında, kamusal alanda ya da galerilerde sergi yapan bir kişi ve genellikle sanatçılar ve sanat eserlerle oynuyorum. Bu sefer oyuncakları sergilemek benim için tabii ki çok risk taşıyan, yeni olan bir şey ama çocuk gibi ben de yenilikleri seviyorum. Yeni olanları seviyorum. Yani risk almayı seviyorum. Oynamayı seviyorum. Bu yüzden bu teklif ilk olarak bana geldiğinde ilk olarak şaşırdım. Korktum. İlgilendim. Merak ettim. Heyecan buydum. Heyecanlı hissettim. Heyecanı buldum. Ve bu şekilde yavaş yavaş şey araştırmaya başladım. İşte sanat oyuncak ilişkisi. Hangi oyuncakları var? Hangi alanlarda bu koleksiyonda şu an neler var diye. Sonra işte yavaş yavaş konularla, oyuncaklarla oynamaya başladım. Bir çocuk gibi. Ve ondan sonra şeyi fark ettim. Yani oyuncaklara baktığında genellikle sanat tarihinin kahramanları görüyorsunuz. Film tarihi baktığında film tarihinin kahramanları görüyorsunuz. Bu yüzden bu tarih aslında popüler kültür, tüketim kültür, modern insanın kültürün, modernizm gelişmesiyle paralellik gösteren bir kültür ve bir alan. Bu yüzden siz seyirci olarak aslında sergi tasarımı olarak yarım oyuncak müzesi ya da yarım oyuncak müze tasarımı, yarım beyaz küp ve müze sergi tasarımından oluşan hibrit bir sentez yaratmaya çalıştık. Çünkü ne bir sanat sergisi ne bir oyuncak sergisi bir sentez, arada kalan bir sergi yapmaya çalıştık. Adaları biraz temel, mimari temelleri belki benzetebilirsiniz. Bu bağlamda arkeoloji ve arkeoloji kazı alanları bir gönderme yapmak istedik. Çünkü genellikle antik binalarının tek kalan şeyleri, temelleri ve bu temellerin büyük kalıntıları bizim kaydeleri biraz benzetiyoruz. Bu yüzden siz aslında seyirci olarak Artifex Ludens içinde farklı sanat ve kültür alanlardan, bu adalar etrafından yolculuk yapan, bu temellerden, arkeolojik bir kazı alandan gezerken hem sanatın ve kültürün tarihi, hem de oyuncakların tarihi ve umarım kendi tarihini keşfedeceksiniz, yeniden sorgulayacaksınız ve bilinen ötesine geçeceksiniz. Ve benim ümidim ve benim ricam bu sergiyle ve bu fikirlerle oynayın. Ben İstanbul'u ilk kez 6 yaşında gördüm. Ve babamın bizi gezmeye götürdüğü ilk yer İstanbul'da arkeoloji müzesiydi. Ve hep şunu merak ederim. Acaba Anadolu'dan İstanbul'a gezmeye gelen kaç ailenin gideceği ilk yer arkeoloji müzesidir? Sonra Trabzon'a geri döndüğümüzde bir oyun keşfettim. Müzecilik.
Annemin evdeki kıymetli eşyalarını, yani kolyelerini, küpelerini, altınlarını, bileziklerini şöyle bir çekmeceye koyuyordum. Çekmeceyi de sokağa çıkarıyordum. Arkadaşlarıma diyordum ki hadi gelin müzecilik oynayalım. Kurduğum ilk müze odur işte. Oyun uzun sürmedi tabii. Pencereden annem durumu görünce Ferhat Figan yanıma geldi ve müzeyi kapattık. Ben müzeleri çok seviyorum. Müzeleri, sahafları, kütüphaneleri, antikacıları. Ve Almanya'nın Nürnberg kentinde ilk gittiğim oyuncak müzesi 1991 ya da 92 yılında galiba, kesin hatırlamıyorum. Nürnberg Oyuncak Müzesi'ydi. Çok etkilenmiştim. Çünkü şunu görmüştüm. Oyuncak üretildiği dönemin tanığı. Yani siz oyuncaklarla, oyuncak tarihiyle, mimariyi, sanayi devrimini, modayı, savaşları, uzayın fethini, her şeyi anlatabilirsiniz. Çünkü bütün bu uygarlığın birikimi, bilgi birikimi oyuncakta karşımıza çıkıyor. Yani bir oyuncak müzesi aslında uygarlık tarihi müzesidir. Bunu anlayabilmek için toplum olarak oyuncağa bakışımızı değiştirmemiz gerekir. Çünkü bizim için oyuncak hep çocuğu oyalayan bir şey. Ya alalım da sussun. Ya da böyle doğum günlerinde, sünnet günlerinde hediye olarak alınan işte çocuk oynasın. O iş çocuk oyuncağı. Hep küçümsenir bizde oyuncak ne yazık ki. Ama öyle değil. Gelişmiş ülkelerde öyle değil. Onlar oyuncakları çocukların önüne daha çok hayal kursun diye koyuyorlar. Oyuncakları çocuklarına hayalleri çoğalsın diye alan ülkeler dünya yönetirken, oyuncakları küçümseyip çocuklarına oyalansın diye alan toplumlar o gelişmiş ülkelerin kapılarında oyalanmaya mahkumdur. İşte Nürnberg Oyuncak Müzesi'nde bunu görmüştüm. Sonra gıpta ederek gelişmiş ülkelerin oyuncak müzelerini inceledim. Ve neden benim ülkemin, Türkiye'nin bu bilgi birikiminden haberi yok diyerek İstanbul'da, Göztepe'de aileme ait o konakta 2005 yılında İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurdum. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde çalışmaları sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan'la birlikte yaptık. Onun yine sahne tasarım sanatçısı, ressam, heykeltıraş arkadaşlarıyla beraber tasarladık. Şunu istedik. Yani oyuncak müzesindeki oyuncaklara tabii ki dokunamayacağız. Müzedeki eserlere dokunulmaz. Ama oyuncak bu. Oynamak istiyor insanlar. Öyleyse her odayı, her mekanı bir tiyatro sahnesi gibi canlandıralım. Yani ziyaretçi içeri girdiğinde oynama duygusunu orada yaşatsın. Uzay oyuncaklarının olduğu bölüme girdiğinde yıldızların altında hissetsin kendini ya da bir uzay gemisinde. Ya da oyuncak trenlerin sergilendiği galeriye girdiğinde ziyaretçi kendini bir tren kompartımanının içinde bulsun. Tren sesleriyle efektler yapalım. Böyle kurguladık müzeyi. İşte bu arada ne olduysa bu arada oldu. Müzik konulu oyuncaklar. Yani oyuncak kemanlar, oboalar, piyanolar, müzisyenlerin oyuncakları. Bunları başlı başına bir bölümde sergilemeyi uygun gördüm. Ama şunu itiraf etmeliyim. Her oyuncağı tematik olarak kendi konusu içerisinde bir yerlerde sergilerken müzik, yani sanat içerikli oyuncaklar beni daha bir başka çekti. O an işte, o an 2005 yılında ya bir oyuncak müzesi düşünelim ki ziyaretçi içeri girdiğinde sanat konulu oyuncakları görsün. Yani insanlık tarih boyunca sanatı çocukların oyunlarına ve oyuncaklarına nasıl koymuş? Sanat oyuncak dünyasında nasıl yer almış? 2005 yılında bunu düşündüm. O oyuncakları tasarlarken düşündüm ama gerekli bilgi birikimine, envantere sahip değildim tabii ki. Ama o köşeyi kurdum. Sonraki yıllarda hep o köşenin önünden geçerken, müzik konulu oyuncakların önünden geçerken İstanbul Oyuncak Müzesi'nde neden olmasını hep kendime tekrar ettim. Önce kendimi inandırdım. Neden olmasın? Olabilir mi? Ve benim oyuncak arayışım devam ediyor. Dünyanın en önemli koleksiyonerlerinden gidip bu oyuncakları alıyorum. Öyle bunlar mağazalarda rahatlıkla gidip satıp alabileceğiniz objeler değil. Her oyuncak her şeyden önce müzelik değil. Yani evdeki eskilerle ya da çocuklarınız oynamadığı oyuncaklarla ya da anne babanızdan kalan oyuncaklarla müze kurulamaz. Onlar çok değerlidir. Ama müze kurulamaz. Müze oyuncak tarihinin en önemli ilk eserlerini sergilemeli. Şöyle anlatayım daha iyi anlaşılacak. Nasıl ki bir resim müzesine gittiğinizde Osman Hamdi, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla, Van Gogh, Monet, Manet, Chagall arıyorsanız
Onları görmek istiyoruz değil mi? İşte bir oyuncak müzesinde de o değerdeki eserlerle karşılaşmalı ziyaretçiye. Yani Lehman, Günterman, Steiff, Marklin, ilk oyuncak fabrikalarının eserleri. İşte bunlar koleksiyonerlerde. İnsanların özel eşyaları. Evinde onlarla birlikte yaşıyorlar. İşte o insanlarla, koleksiyonerlerle diyaloğum hala sürüyor. Her gittiğimde hep şunu sordum. Acaba sanat içerikli, sanat konulu oyuncaklarınız var mı elinizde? Pek yok. Daha çok porselen bebek, teneke otomobil ya da uzay temalı oyuncaklar ya da trenler biriktiriyorlar. Ama sanat içerikli oyuncak biriktiren koleksiyon yok. Bu yüzden hiç de kolay olmadı bu sergide göreceğiniz oyuncakları bulmak. Ben onları pek çoğunu evlerinden kızların istemeye gider gibi gidip aldım. İyi de niye sana versin o oyuncağı? Sen kimsin? Onu yıllarca korumuş. Gözün içi gibi bakmış ona. Ve işte aradan geçen bu zamanda dünyanın dört bir yanında o koleksiyonerlerden hep adım adım bin bir zorluklarla ilerleyerek sanat kolunu oyuncakları bir araya getirdim. Bir müze her şeyden önce o müzeyi tasarlayanın beyninde kurulmalı. Yani sanatın oyuncakları müzesini ya da sevgili Markus Graf'ın deyişiyle sanatın oyunu müzesini önce beynimde kurdum ben. Bunun için gerekli bilgi birikimine inanmam gerekiyordu kendim. Tamam da bir müzeden söz ediyoruz. Bir müze. Yani gerekli tarih birikimini anlatabilecek mi? Ve doğru eserlerle. Taklit değil, kopya değil. Bir edebiyat müzesine nasıl ki bir korsan kitap koyamıyorsanız, bir oyuncak müzesine de korsan oyuncak koyamazsınız. Ve oyuncakta taklit çok. Orijinalleri, ilk örneklerini bulabilir miyim? İşte zamanla bu giderek bu düşünce, bu hayal bende çoğaldı ve görmüş olduğunuz müzeye doğru giden yolda atılan ilk sergi ortaya çıktı. Şunu gördüm, sanat konulu oyuncaklarda öncü olanlar müzik. Müzik enstrümanları oyuncakları daha çok. Yani biz insanlık çocuklara oynaması için sanatı daha çok müzik olarak koymuşuz. Müzik dünyasına yönlendirmişiz onları daha çok. Müzikten sonra resim. Resim sanatının oyuncakları. Hani resim biraz daha el işi, beceri gerektiriyor ya. Oradan türeyerek kendini çeşitlendirmiş. Bizim ülkemizde ne yazık ki bizim oyuncak gelirimizde pek yok. Ne yazık ki pek yok. Ama batılı ülkelerde tiyatro geliyor. Evet, tiyatronun oyuncağı. Oyuncak kuklalar. Oyuncak tiyatro sahneleri. Tiyatro oyunu daha çok koymuşlar. Operayı koymuşlar. Tabii sinema apayrı bir alan. Sinemaya ayrı olduğunu gördüm ben bu arada. Sinema. Yani bugün gitsiniz bir oyuncak mağazasına baksanız oyuncakların çoğu film kahramanları. O çok ayrı bir alan. Onunla baş edemeyeceğimi anladım. Onu ben sadece Laterna Magica ve Zoetrope'da tuttum. Laterna Magica, Zoetrope. İkisi de optik oyuncaktır. Zoetrope 1830'lu yıllarda ortaya çıkıyor. Bu hareketi gösteren bir oyuncak. Sergide var, göreceksiniz. Şöyle bir çember, kasnak şeklinde. İçinde hareketin anını resmedip bir şerit olarak içine koyuyorsunuz, çeviriyorsunuz. Eşit aralıklı kesikler var. Oradan bakarak o içerideki hareketi görüyorsunuz. Biz bunu okul yıllarında defterlerin, kitapların, sayfaların köşelerine de yapardık. Hareket. Laterna Magica küçük soba şeklinde bir oyuncak. İçinde ateş yanıyor. Mercek. Mercek ve ateş arasında resimli camları koyuyorsunuz. Resim duvara yansıyor. Hareket, yansıma. Hareket, yansıma. İşte Lumière kardeşler aslında bu iki oyuncağı birleştirerek sinematografiyi keşfetmişlerdir. Orada kaldım ama. Sonrası çünkü bir çığ gibi üstüme geldi. Yani sinema sanatı iki oyuncağın birleşmesinden doğmuştur. Sinema, yedinci sanat, oyuncaktan doğmuştur. Laterna Magica'nın da Zoetrope'un da ilk örneklerini görüyorsunuz bu sergide. Yani sinema çok büyük bir devasa bir konu. Dediğim ya çığ gibi üstüme geldi. Fakat sonra çeşitlendirdiğimde edebiyatı özellikle aradım. Edebiyatı biz oyuncak oyun olarak çocukların önüne nasıl koymuşuz? Oyun kartlarında daha çok önüme çıktı. Hani bu yazık ki o da bizim ülkemizde pek yok. Aslında çocuğun bilgi dünyasının entelektüel birikimin oluşmasında bu masa oyunlarında bilgi konulu oyunlar batıda daha çok öne çıkıyor. Tiyatro ile ilgili örneğin Shakespeare'in oyunlarıyla ilgili oyunlar var.
Onunla oynayan çocuk Shakespeare tamam dünyanın sanatçısı ama tiyatro tarihinde öğreniyor. Bu tür oyunlar edebiyatta daha çok var. Ha yakın tarihe özellikle Müzelerin sayısı çoğaldıkça dünyada 1990'lardan sonra müzelerde hediyelik eşya bölümlerine daha çok değer verildikçe, önemsendikçe sanat konulu oyuncaklarda da bir artış ortaya çıktı. Yani şu son 25 yılda müzelerin hediyelik eşya bölümlerine sanat konulu oyuncakları bulabilirsiniz artık. Ama bu daha çok yeni, çok yeni. Bunlar arasında o Little Tinkers firmasının yapmış olduğu sanatçıların beyaz bebekleri bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Onları topladım, onları biriktirdim. Aslında eski ve yeni bir arada burada. Çünkü müzecilik geliştikçe sanat kolunu oyuncaklar kendini daha bir var etti, daha bir üretken hale geldiler. Ondan önce pek o kadar rastlamıyorduk açıkçası. 1860'lar, 1870'ler Victoria döneminde çocukların zekası gelişsin, beyinleri daha farklı çalışsın, öğrensinler diye resimli küpler yapılmaya başlandı. O resimli küplerin resimlerinde sanatı görüyoruz. Yani neler vardı? Örneğin piyano çalıyor çocuklar. Bu bir resim. Siz onu küplerle bir araya getirip resmi oluşturuyorsunuz. Ama ne oluyordu bunda oynarken çocuk? Onun hayal dünyasına sanat da giriyordu. Sonra yine Fransa'da 130-140 yıl önce çocuklara müziği öğreten masa oyunu, bir oyun. Ama müzik bilgisini veriyor çocuklara. Victoria döneminde ilk ortaya çıktığını görüyoruz bu tür oyuncakların. 1800'lerin ikinci yarısı. Zaten oyuncak da o dönemde çoğalıyor. Ha ondan önce oyuncak var. Arkeolojik kazılarda da oyuncak çıkıyor karşımıza. Fakat oyuncağın çeşitlenmesi, çocuğun ruhsal gelişiminde, kişiliğinin ortaya çıkmasında oyuncağın rolü 1800'lerin ikinci yarısında başlıyor. Neden? Doktorlar. Aslında her şey hekimlerle başladı. Ne zaman ki hekimler 1800'lü yılların başlarında koruyucu aşıları buldular, bütün bakışlar çocuklara yöneldi. Çünkü ondan önce çocuk yaşayacağı bile belli olmayan, hayatta kalıp kalmadığı bilinmeyen bir varlık. Bulaşıcı hastalıklar çocukları yok ediyor. Neredeyse 5 çocuktan 3'ü ölüyor. Ama aşılar bulundu, çocuk bütün bakışları üstüne çekti. Çocuk mobilyaları, çocuk kıyafetleri, çocuk oyuncakları koruyucu aşılardan sonra çoğalmaya başladı işte. Dedim ya her şeyi hekimlere borçluyuz. Tıp bilimine borçluyuz. Artık çocuk yaşayacak artık belli yani. Çocuğun sağlığı önemli. Onun gelişmesi önemli. Pedagoji, çocuk gelişimi bu yıllarda ortaya çıktığı için oyuncaklarda gerçek anlamıyla çocuğun zekasını, yaratıcı düşüncesini öne çıkaracak arayışlar baş göstermeye başladı. Neydi onlar? İşte resimli küpler, puzzle'lar, masa oyunları, optik oyuncaklar. Az önce anlattığım Zootrop, Laterna Magica. Bunlarla beraber çocuklar, onlarla oynayan çocuklar zaten 1900'lerin altın çağını ortaya çıkardı. 1900'lerin başı tasarımda, yaratıcı düşüncede bir volkandı. On binlerce obje üretildi. Pek çoğu evet tamam yani böyle saçma şeyler de vardı aralarında yok değil. Ama işte çocuğun zihinsel gelişimine değer verilip o çocuklar yetişince hayal güçlerini oyuncaklarla zenginleştirdikçe dikkat edin 1800'lerin ikinci yarısı dedim 1900'ler nasıl objeler, makineler neler neler ortaya çıktı. Bütün bunu biz çocuğun yaratıcı düşüncesine verilen o değerde görüyoruz. Sanat oyunları oyuncakları da o dönemde ortaya çıkmaya başladı. Batılı ülkelerde daha çok ortaya çıktı. Örneğin yani şunu hep duyarsınız işte falanca müzisyen ilk bestesini 5 yaşında 6 yaşında yaptı. Yapar. O yapacak. Suna yakın mı yapacaktı? Çünkü onun önüne oyuncak piyano kondu. Çeyrek keman verildi ona. Bize ne verildi? Ha? Dürt 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 öyle öttürüyorsun plastik. Dürt. Ne? Suna yakın mı yapacak yani besteyi? Ama çocuğun önüne notaları doğru müzik oyuncakları koyuyorsunuz siz. Bana da o olanak verilseydi ben yapardım efendim. 4-5 yaşında Mozart'ın yaptığı besteyi ne biliyorsun yapmayacağımı? Ya da siz yapacaktınız. Ama dedim ya bizde oyuncak hep çocuğu oyalayan bir şey.
Ne yazık ki üzülerek söylüyorum günümüzde bile. Günümüzde bile geniş fotoğraftan seyrediyorum. Bu sevgiye gelen sizin gibi sanata, bilgiye duyarlı insanlara söz etmiyorum. Keşke ülkemi gerçeksiz olsaydınız. Ama şu anda bile ülkemizde hala oyuncağın değeri anlaşılmış değildir. Bunu üzülerek söylüyorum. Bunu ben bizzat yaşıyorum. Biz kendi çocuğunu seven, kendi mülkünü seven, aileyi, her şeyi. Ama çocuğu küçümseyen bir toplumuz. Çocukluk yapma. Büyü artık. Bana masal anlatma. Senin ödediğin çocuk oyuncağı. Soralım, biz büyükler birbirimizi kırmak, incitmek için ha? Bu tür deyimlerle, tanımlamalarla çocuğun dünyasını kaç kere işgal ediyoruz? Kaç kere yıkıyoruz, ayaklar altına alıyoruz? Çocukluk yapma, o dediğin çocuk oyuncağı. Efendim? İşte göreceksiniz oyuncakları. Bizim oyuncaklarımız ne yazık ki hep böyle sanatın güzelliğini, sanatın zenginliğini çocuğun önüne veren, onun dünyasına koymak için üretilmiş oyuncaklar değil. Ne yazık ki değil. Ses çıkaran, oyalayan şeyler. Ama göreceksiniz. Gelişmiş ülkelerde öyle değil. Çocuğun ruhsal gelişiminde sanatın büyüklerin dünyasında olduğu gibi oyun ve oyuncakla yer aldığını görüyoruz. Ha bunda geç kalmış değiliz. Ben özellikle bu bilgi birikimini ülkeme taşırken, sizlere taşırken amacım artık şunu anlayalım ki bütün amacım bu. Bir ülkenin geleceği o ülkenin politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Bunu anlayalım lütfen. Kız çocuğa bebek, erkek çocuğa tabanca aldıkça kadın cinayetleri devam edecektir. Ama biz çocuklarımızın hayallerine oyun ve oyuncakla sanatı bilimi koydukça ülkemizin adını haberlerde sanat ve bilim dünyasında göreceğiz. So, sevgili Sunay. Şimdi bu mülakatında hem oyuncak müzesinin özel bir koleksiyon biriminden, işte sanat konulu oyuncaklar, hem de Erimtan'da yaptığımız sergi hakkında seninle biraz konuşmak isterim. Bir bağlamda ben küratör olarak, sen koleksiyoner olarak bizim bir ortak meselesi oradaki sergi hakkında konuşacağız. 23 Nisan 2005'den itibaren Oyuncak Müzesi'nde var olan ve Türkiye'de ve İstanbul'un ilk müzesi ve aslında çok kısa bir zamanda hem yurt içi hem yurt dışında çok bilinen, önemli ve sevilen bir müze olarak biliyoruz. Müze dediğimizde genellikle büyük bir koleksiyondan bahsediyoruz ama dikkatli baktığımızda müze koleksiyonunun içinde farklı birimlere var. Yani mesela New York'taki MoMA Müzesi'ne gittiğinizde işte resim var, modern var, işte çağdaş var, tasarıma farklı farklı bölümler var. Oyuncak Müzesi'nde de aslında farklı bölümler var. Hatta siz bunu çok güzel odadan odaya işte Vahşi Batı, savaş, itfaiye, tren gibi farklı farklı konuları söz konusu derken Erimtan Müzesi'nde koleksiyon içinde var olan ama henüz hiç göstermediğiniz bir yeni bir koleksiyon bölümünden bahsedeceğiz. Sanat konulu oyuncakları. Bir aydın olarak, bir yazar olarak, bir müzeci olarak, bir koleksiyoner olarak özellikle o birimin koleksiyon hikayesini merak ediyorum. Ama hakikaten bu açıdan yani Sunay Akın sanat konulu oyuncakları neden ve niçin önemsiyor? Ben bir kitap yazarken, bir kitap yazmak için çalışma masama oturduğumda aylarca çalışıyorum Marcos. Bir kitap yazıyorum. O kitap önümde. Nasıl olacağını düşünmüşüm, kurguladım ama yine de belli olmuyor. Ha, tıpkı bir ressam geçiyor tuvalin karşısına, evet biliyor resmi ama üretirken başka bir şeyler ortaya çıkıyor ya. İşte öyle kitap yazarken aslında başka bir kitap daha doğuyor. Şimdi müze kurarken de aynı duygu. Yani ben İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurarken kurduktan hemen sonra yeni bir müze. Ne olabilir? Nereye gideceğini ben de bilmiyorum. Bu sanatsal tasarımda evet heyecanlanıyorsun, bir şeyden ilham alıyorsun. Bilmiyorsun ama nereye gideceğini. İşte oyuncak müzesini kurarken de sanat kolu oyuncaklar benim dikkatimi çekti. İlk o dikkatimi çekti. Ya şunu sordum. Neden sadece sanat içerikli oyuncaklardan bir müze kurulmasın?
Araştırdım, dünyada bir örneği yok. Yani şunu hayal ettiğim boncuk üstünü kurarken, evet uzay oyuncakları, trenler, bebek evleri ama sanat konulu oyuncaklar. Şimdilik bir köşe. 5 katlık müzede bir köşe. Peki bu müzenin kendisi ziyaret içeri girdiğinde sadece sanat konulu oyuncaklardan olsa nasıl bir bilgi birikimi ortaya çıkardı? Ben de bilmiyordum Markus. Seni çeken nedir? Yani sanat, oyuncak... Edebiyatçı kimliği tamamıyla bu bence. Edebiyatçı kimliği. Çünkü ben müzeleri çok seviyorum. Çünkü müzeye gittiğin zaman plastik sanatlar. Yani bir gittiğim zaman işte ilk şeyde plastik sanatlarla konulu müzeler benim dikkatimi çeker. Resim tarihi, heykel tarihi. Neden? Çünkü resmin içinde aslında konu olarak çocuk da var, oyuncak da var. Örneğin oyuncak tarihi konusunda, çocuk tarihi konusunda çalışma yaparken plastik sanatlar müzeleri çok önde benim için. Niye? Çünkü çocuğun 1800'lü yıllardaki kıyafetini ya da bir tabloda "Aa, elinde oyuncak var mı çocuğun?" diye bu gözle geziyordum ben. Bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Yani hep İstanbul Çocuk Müzesi'ni kurarken resim sanatı tarihinde oyuncağın yer aldığı tabloları zaten biriktiriyorduk. Bence biraz da bundan ilham alarak bir de devletçi kimliğimden dolayı sanatı daha çok ön plana çıkardım. Hemen arkasından uzay geliyor ama onu söyleyeyim. Yani bana desem ki ya tamam Sunay sanat kolu oyuncak değil de başka ne kurardın? Uzay. O zaman sen biraz önce de kendi video çekimde şey demiştin. Aslında çok eski bir fikir ama şimdiye kadar bekledin. Çünkü birikime ihtiyacın vardı, işte zamana ihtiyacın vardı. Neden işte 14 sene o yolculuk yani bu kadar uzun sürdü? Neden? Çünkü uzay çok ikinci doğru. Pozisyonda ama çok daha erken ortaya çıkmıştı. Çok doğru. Uzayı toplamak daha kolay geldi bana. Biraz da zoru seviyorum. Yani şöyle ki zoru seviyorum. Araştırdıkça, dünyadaki diğer müzelerle temas kurdukça sanatın konu olduğu oyuncak müzesinin hiç olmadığını gördüm. O zaman dedim kendi kendime dur Sunay. Demek ki bu öyle kolay bir iş değil. Yani iyi de niye kurulmamış? Kolay değil. Bir müze önce beyinde kurulur sevgili Markus. Önce beyinde kuruyorum ve her eser müzelik değil. Yani ben bir koleksiyoner değilim. Ben bir koleksiyoner olarak yola çıkarak müze kurmuyorum. Ben müze kurmak istiyorum. Aradaki fark ne? Koleksiyoner çok değerlidir. İyi ki varlar. Ama belli bir konuda odaklanmışlar. Müze ise tamamıyla ele aldığınız konunun gerçek objeleri, ilk örnekleri, hikayelerinden oluşan bir mekandır. Ve kişisel zevklerin ötesine geçmen gerekiyor. Çok bravo. Çünkü koleksiyoner kendisine göre sen... Tamam, bravo. Tamamıyla kişisel zevkler, beklentiler, heyecanların üstünde bir şey olmak gerekiyor. Ki koleksiyonerler çok besler müzeyi. Eldeki eserleri ayrı bir konu. Ama bir de bu konuda ilgili koleksiyonlar yok. Yani sadece tren biriktiren çok koleksiyonlar gördüm. Porselen bebek inanılmaz. Ne kadar çok güzel. Ama sanat konulu olacak biriktiren koleksiyonlar da ben hiç görmedim Markus. Bu yüzden kolay olmadı, zaman aldı. Zaten bana ilk o fikirden bahsettiğinde çok heyecanlandım çünkü ha evet varmış herhalde nasıl olur vesaire. Yani mesela ben bile yani içim dışım sanat ile ilgilenen birisi olarak oldukça ilginç ve heyecan verici buldum bu fikri. Yani kolay bir konu değil. Kolay sevmiyoruz zaten. Ben kolay sevmiyorum. Zor bir konu olduğu için belki biri daha çok kendilecekti. İşte o tekrar senin araştırma kimliğini aslında izah ediyor. Evet. Şimdi bu koleksiyon da yani işte bu sanat oyuncakların koleksiyon içinde hatta bile farklı farklı alt birimleri var. Yani çünkü farklı farklı sanat alanlardan bahsediyoruz. İşte 7 tane, 7. sanat, işte sinemadan plastik sanatlara kadar geniş bir yelpaze var. Ve bu koleksiyon içinde de plastik sanatlar, edebiyat, film, müzik ve tiyatro var. Yani şimdi sen sonuç olarak koleksiyonerlik ya da işte müzecilik bir yolculuk. Yani bir şekilde başlıyorsun, nereye gideceği belli değil. Şimdi neye göre alım yapıyorsunuz? Yani işte mesela şey diyorsunuz ki ha şimdi tiyatro biraz zayıf kaldı, biraz onun üzerinde odaklamam gerekiyor. Ya da ha yok, 5. Picasso oyuncak figürün ihtiyacım yok. Onun yerinde bir tane müzisyen daha gelse iyi olur falan. Nasıl olur yani oradaki, çünkü sen dedin ya kişisel değil. Çünkü kişisel olsaydı 100 tane Charlie Chaplin figürü de alırdın ama müze toplumsal ve daha objektif bir yansıtması yapabildiği için sonuç olarak bakman gerekiyor bir şekilde, bir envanter listesi. Ya oradaki alım satım ve oradaki
Suni Akın müze ve o koleksiyon ilişkisi nasıl? Yani neye göre alınıyor yani? Özellikle alacağım oyuncakların kendi teması içerisinde özgün, estetik ve değerli olmasına önemsedim. Yani örneğin Picasso'ya konusu pek çok şey bulabilirsiniz. Ama hayır. En iyisi, en özgünü, kendini en iyi anlatan hangisi? Bunları aradım. Bir de şu belirledi tabii. Şu denge çok önemli. Yani şunu hissettim ama. Hani dedin ya, iyi de resim çok oldu, tiyatro az oldu. Evet hissettim. Evet. Örneğin heykel çok çok az. Yani heykel sanatını çocukların önüne oyun oyuncakta o kadar çok koymamışız. Çok çok az. Ve ben heykeli çok severim. Yani ben gittiğim her kentte heykelleri ziyaret ederim. Onların karşısında dururum. Ama heykel çok az. Ama yok. Birazcık daha onu daha çok algıda öne çıkarmaya başladım. Daha çok aradım. Evet. Bunu yaparken ya olsun ya, ya daha güzel bir şey bulmalıyım dedim ama çok da bir şey bulduğumu sanmıyorum. Örneğin müzik çoğaldı. Şunu da hissettim. Müzik çok oldu ya. Bir dakika dur bakalım sen. Sen dur bakalım. Tamam ya yeter artık. Dedim de açıkçası yani. Ama gerçekten de müzik çok. Ha bunu seçerken de her eser değil, her oyuncak değil, kendi alanında ilk, özgün, antika değeri olan, kendi dönemini en iyi yansıtan, estetik anlamıyla ziyaretçiye koyabileceğim oyuncakları topladım. Ha bunu neye göre yaptım? Bunu oyuncak tarihini bildiğim için yaptım. Yani avantajım, oyuncak tarihini biliyorum. Yani oyuncak markalarına girmeyeceğim ama biliyorum. Hangi marka çok iyi oyuncaklar üretmiştir, özgün oyuncaklar yapmıştır biliyorum. Bunu çok iyi kullandım orada. Bir de kendi estetik beğeni düzeyimi kullandım. Bunda da kendime güveniyorum. Çünkü niye? Müzeleri çok gezen bir insanım ben. Çünkü o giderek o görsel algı bende zaten farkındalık oluşturuyor. Yani ben oyuncakları şöyle baktım bir yere gördüğüm zaman bir koleksiyonerde ha bu diyebiliyorum hemen. Tanıyorum yani. Şimdi şey mesela biz Ermitan Müzesi'ndeki sergide şey yani sanatçı figürleri ya da sanatçı action figürleri ya da bebekler üzerine yoğunlaştık. Ve orada aslında şey gördüm. Yani belli dönemlerinin belli kahramanları görüyoruz. Hani Picasso, Van Gogh ya da Monet, Mozart ya da Edgar Allan Poe gibi figürleri var. Ve orada şeyi aslında fark ettim. Normalde hep şey diyoruz. Mesela Peggy Guggenheim Müzesi'nde bir retrospektif yaptıktan sonra sanatçı artık ölümsüz oluyor. Ya da işte MoMA'da ya da son zamanlarda müzayede evlerdeki satış rekorları kırdığında şey diyorsun. Ha bu adam örneğin Jeff Koons örneğin. Ha o adam artık hakikaten olmuş gibi. Ama senin koleksiyona baktığında şeyi fark ettim. Aslında bence bir sanatçının sanat konulu oyuncağı olarak güzel. Varsa güzel. O zaman hakikaten bir boyut daha kazanmış oluyor. Yani güzel. Çünkü Matisse var, Miro var, işte Chagall var, Kandinsky var. Onların figürleri yok. Ama Picasso'dan var ya da işte Van Gogh'dan birçok var. Bu isim aslında bu bağlamda sanat ve popüler kültür ya da güzel. Sanat ve görünürlük doğru. içinde aslında bu oyuncaklarda bunu yansıtıyorsun. Sen bu konuda bu çok haklısın. Çok doğru, çok güzel bir bakış açısı. Çok doğru, çok doğru. Şöyle bir katkıda bulunayım. Bunda özellikle son 20-25 yılda öne çıktı. Evet. Müzelerdeki hediyelik eşya bölümleri, mağazalara giderek daha çok ilgi çekmeye başlayınca ürünlerle, daha özgün ürünlerle öne çıkma çabası, aralarında bir rekabet ortaya çıktıkça bu dediğin konuda ürünler çoğalmaya başladı. Ve sanat, bunu o sağladı biraz. Ve sanat ve kültürün popülerleşmesiyle ilgili. Tamamıyla. Yani çünkü yani ya Barbie ver ya da He-Man ver ya da işte bir Monet ile oyna. Bu aslında çok ilginç bir şey. Yani çocuklar işte oyuncaklar arasında bizim alanımızdan gelen çocuk oyuncakları ne kadar erken temas kurarsa o kadar erken bu sanatçının dünyasına giriyor. Çok fakat doğru. baktığımda tabii ki maalesef şey görüyoruz, Türk sanatçıları yok. Maalesef yok. Hemen şöyle bir katkıda bulunayım sevgili Markus. Örneğin şu yakın tarihte bir Frida rüzgarı esti bütün dünyada. Mattel firması hemen Frida'yı üretti. Evet. Etkileniyor, çok doğru. Türk sanatçı yok. En çok üzüldüğüm o zaten. Şimdi zaten dünyada oyuncak müzelerini gezmeye gittiğimizde oyuncak konusunda dünyadaki oyuncak müzelerinde Türk malı oyuncakları da göremiyoruz. Neden? Çünkü bunların çoğu taklit, kopya.
Yani biz Alman ve Japon oyuncaklarını daha çok taklit etmişiz. Elbette ki taklit yani önemlidir. Bir harekete geçmek için bir endüstrinin ortaya çıkmasında taklit öğrenmektir aslında. Taklit etmek öğrenme sürecidir. Yani kötü bir şey değildir ama bir yere kadar. Sonradan bu endüstrinin önü kesiliyorsa ki 1980'li yıllardan sonra Türkiye'deki bütün oyuncak firmalar iflas etti. Kesiliyorsa o zaman taklitte kalan bir oyuncak tarihin oluyor senin. Çünkü özgünü bulamadın. Ne yazık ki yok. Bunun nedeni bence, ben şöyle düşünüyorum, çizgi roman kültürünün olmayışı. Bakıyorum, oyuncak konusunda öne çıkan ülkelerde büyük bir çizgi roman kültürü, büyük bir masal kültürü. Masallarla, çizgi romanlarla çocukları bütünleştirme, bunların müzelerinin kurulması. Ama benim kuşağımda bile çizgi roman, ya çizgi roman okuyan çocuğa, çizgi roman okuyan çocuğa adam olacak gözüyle bakılmazdı Markus. Çizgi roman okuyorsa hadi canım tembellik yapma. Ama ben yurt dışına ilk çıktığımda, baktığımda 5 katlı bir kitap evinin bir katı sadece çizgi roman. Anne babalar beraber çizgi roman arıyorlardı. Öyle şaşırmıştım ki. Düşünebiliyor musun? Ya ben annem ve babamla birlikte çizgi roman almaya gideceğimi hayal bile edemem. Neden? Çünkü işte bu çizgi roman hayal dünyası kendi kahramanlarını üretiyor, öne çıkıyor. Ve şunu da fark ettim, onu da ben topladım. Çizgi roman dünyasında sanat. O çok apayrı bir alan. Ama oyuncağı beslemiş, etkilemiş. Çizgi roman dünyasında sanat. Batman'in bir kapağında Beatles var. Düşünebiliyor musun? Batman'de özellikle Da Vinci var, Mona Lisa var. Çok var. 3-4 tane serüvende Batman'in Mona Lisa var. Bu sanatın popülerleşmesinde, işte Mona Lisa popüler ya, evet o da onu etkiliyor. Ama var. Şimdi Türkiye'de bizde çizgi roman kültürü olmadığı için oyuncak sanayi de hep taklitte kalıp ve ne yazık ki 1980'den sonra yani üretim yok denecek kadar az olduğu için ortaya sorduğun soruda sana keşke işte bak bizim de şu sanatçımızın oyuncakları var şöyle diyemiyorum. Müzik alanında oyuncakları var daha çok. Bunlar da çocuğu oyalayan, garip garip sesler çıkartan. İşte sergide yer alıyor görecek ziyaretçilerimiz. Yani ses çıkartan dürt dürt düdük falan bu tür şeyler. Ama bakıyoruz gelişmiş ülkelere, Batı'ya, Avrupa'ya piyanolar, kemanlar çok daha doğru, çok daha nitelikli. Yani daha böyle bir gerçeğine yakın. Daha bir estetik. Biz bir de oyuncak çocuğu oyalayan şey olarak görmüşüz. Yani alalım da oyuncak ayak altına dolaşmasın. En büyük payda bunda. Tabii ki şimdi yani ben 2001 yılından beri işte İstanbul'dayım. İşte sanat ve kültür ortam çok yakından aslında takip edebildim ve şeyi fark ettim. Yani özellikle 2004-05'den sonra bizim alanımız kurum açısından yani galeri, müze, sergi açısından hem sayısal olarak hem içerik olarak bir yükseliş söz konusu. Çok net. Yani 2001 yılından ben ilk olarak işte Almanya'dan New York'a geçtim. New York'tan buraya gelmiştim ve 2001 yılında sergi gezmek istediğimde pek bir şey yoktu. Resim Heykel Müzesi çoğu zaman da kapalı. İstanbul Biennale 2 senede bir yapılır ve benim galeri dediğim 3-4 mekan dışında artı küçük bir Borusan sergi galerisi dışında hiçbir şey yoktu. Günümüze baktığında adeta bir patlama söz konusu. Öbür taraftama baktığımda özellikle çağdaş sanat üretim konusunda Türkiye aslında 1990'dan itibaren yurt dışıyla paralel gidiyor ve özellikle genç nesil 2000'den sonra işte yurt dışındaki sergi katılımı ya da koleksiyon girme sayısı ya da genel olarak duruma baktığında günümüzde genç yetenekli bir sanatçı yurt dışındaki genç yeteneklileri kadar iyi ya da güçlü. Yani şunu demek istiyorum, Türkiye'de aslında uzun zamandır üretim ile bir sorunu yok. Kurumlarla bir sorun var. Yani yurt dışına taşınabilecek kurumları, profesyonel yani o sanatçının kariyerini destekleyen, görünürlük kazandıran, yurt dışındaki ya da yurt içindeki kitleyle buluşturan kitle kurum sayısı çok az. Bu çok değişti. Mesela İstanbul'da artık biz neredeyse dolduk. Yani işte ATR'in açılışı, işte Resim Heykel Müzesi yeniden açıldı, Biennale, Contemporary İstanbul falan filan derken orada bir artış vardı. Bu artış nereden kaynaklanıyor? Arz talep meselesi. İnsana geziyor. Yani Biennale gittiğinde, fuara gittiğinde insan aklı sanat ve kültür ile ilgilenmeye başlıyor. Bu bağlamda şimdi bizim konuştuğumuz konuya döndüğümüzde bence bu bir varsayım ya da bir tez. Bugün yarın Türk
sanatçıların oyuncakları görme üretim şansımız daha yüksek. Örneğin Bedi Rami Eyüpoğlu'nun şu ana Vakko'da bir tane serisi çıkmış. Yani sen bir polo şört alabilirsin. Polo şörtün üstünde Bedi Rami Eyüpoğlu'nun küçük küçük elemanları görebilirsin. Ya da baskıları, tişörtleri vesaire, anladın mı? Yani ilk olarak bence Türkiye'de de sanat popülerleşmesi gerekiyor. Bu bağlamda kitleden bir arz talep meselesi doğuyor ve onun üzerine kurumları bu kitleleri ve bu sanatçılarla beraber yürüyebilir. Bu bağlamda tabii ki oyuncak müzisinde de önemli bir öncü pozisyonunda. Çünkü sen aslında işte son 14 senedir ben seni sadece müze değil seni de takip ediyorum. Televizyonlarda hep şey diyorsun işte müze olmayan bir ülke çağdaşlaşamaz. İşte evet. Oyuncak müzisi aslında medeniyet müzisi. Sen aslında tam bir aktivist olarak müzenin önemini, oyuncağının önemini altını çiziyorsun. Ve bence bugün yarın mesela senin gibi kişisel eylemler yani bu oyuncak müzisinin eğilim sayesinde oyun ve oyuncağının yani öneminin anlayışı çok. Ve sanat ve kültür içindeki çok önemli. Anlayışını ortaya çıkıyor. Ve Erimtan Müzesi'ndeki sergimiz aslında bunun için küçük bir ipucu. Kesinlikle. Bunun ortaya çıkışı. Çok doğru. Şu anlattığın yakın tarihte Türkiye'deki sanat ortamında müzecilik anlamında bir başlangıcın bir damlası olarak biz buradayız Erimtan Müzesi'ndeyiz. İşte damla damla göl olur diyorsunuz. Bravo, yani, bravo. Ya da bir taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bunu devam ettireceğiz, bunu artıracağız. Şu dediğin çok önemli. İstanbul bu metropol kentler arasında en çok ziyaret edilenler arasında, ilk onda. Fakat baktığımız zaman o kentlerde sanat konulu obje satın almada en alt sırada. Neden? Çünkü sözün ettiğin çeşitlilik henüz daha yok. Yani bizim kendi sanatçılarımız. İşte Bedi Rahmi Eyüpoğlu, Fikret Mualla, Osman Hamdi, Nuri İyem. Söyle de söyle. Bunların sanat anlayışının objeye yansıması. Yani o müze mağazalardaki duruşu henüz daha çok güçlü değil. Alıcısı olur. Bundan adı gibi eminim. Yani bugün ben müzelere gittiğim zaman İstanbul'daki, Türkiye'deki müzelere özellikle insanların hediye eşya bölümüne baktığını görüyorum. Hayran hayran bakıyorlar. Ama orada farklı bir şey görmek istiyorlar. O müzeye ait, özgün şeyler görmek istiyorlar. Bu konuda müzelerin daha çok farklı çalışması gerekiyor. Çünkü bu müzeciliğin içinde ama müzeciliğin dışında bir yer aynı zamanda Markus. Yani ya ben bile bunu bilemiyorum açıkçası. Çünkü bir şey nasıl dönüşür, tasarıma dönüşür, nasıl pazarlanır, nasıl sunulur, apayrı bir uzmanlık alanı. Yani bizim müzeciliğimiz ama bunu da içine alarak, bu bilgi birikimini, bu dilimi içine alarak gelişecektir. Ama büyük bir çığ düşüyor, onun farkındayım. En azından çığın gürültüsü geliyor yani. Evet, evet, kesinlikle. Bu konuda Türkiye'de müzecilik alanında ve sanatın objeyle daha farklı biçimde insanlar buluşması anlamında büyük bir bekleyiş ve heyecan var. Bu konuda aslında müze ve müzeciliğinin tanımı da değişti. Çünkü eskiden yani 1970'lere kadar genellikle müze geçmiş olan nesneler, sanatçılarla ilgilenirken daha çok işte koruma kurumu olarak ya da eğitim kurumu olarak bilirken şimdi senin ya da bizim ikimizin tarif ettiğim müzecilik tanımı aslında daha öncü gibi yani evet, şimdiden çok. Gelecek nesilleri ve gelecek trendleri bu destekleyen. Erimtan'dayız. Bu tam bu işte yani. Şimdi Erimtan çok güzel bir arkeoloji müzesi. Müthiş güzel bir koleksiyonu var. Ama aynı zamanda bak bizim senin sözün ettiğin müzecilikte yeni arayışlar konusunda bu bir arayış. Tabii. Müzecilik daha nasıl farklı çeşitlenebilir? Buna da ev sahipliği yapıyor. Tabii. Yani biz şu anda üst katta çok güzel arkeolojik eserler var ama alt katta da sözün ettiğin senin bu düşüncenin biz sergisi burada. Evet. Tam müzeciliğin nereden nereye geldiğini tabii güzel olan anlatıyor. Geçmiş ve geleceği evet. Şimdi sanat konulu oyuncaklara döndüğümde sana bir şey sormak isterim. Genellikle şey diyoruz. Sanat hayatın ya da toplumun aynası. Oyuncak yani ben bunu derdim mesela sanat tarihçisi olarak. Sen belki şey derdin oyuncaklar hayatın ve toplumun aynası. Şimdi bu serginin sonunda sen ne diyorsun? Sanat konulu oyuncakları neyi yansıtıyor? Güzel. Sanat konulu oyuncaklar aslında kültürleri yansıtıyor. Şunu görüyoruz. Bugün demokrasisi gelişmiş. Demokrasi, adalet kavramı, insan hakları, çevre duyarlılığı gelişmiş ülkelerde sanat konulu oyuncakların da
gelişmiş olduğunu, daha doğrusu az önce sizin ettiğim değerleri bu sanat oyuncaklarıyla, nitelikli sanat oyuncaklarıyla oynayan toplumlarda var olduğunu görüyoruz. Çocukların oyunlarına, oyuncağı estetik anlamıyla, daha doğru anlamıyla, çocuğun ruhsal gelişiminde katkılı bulunacak anlamıyla sunmayan toplumlarda ise demokrasinin, adalet kavramının, çevre duyarlılığının, bir arada yaşama kültürünün ne yazık ki gelişmediğini görüyoruz. Yani çocuğun önüne oyun oyuncak diye koyduğun insanlığın geleceği oluyor aslında. O zaman toplum oyuncak ilişkisi ya da sanat oyuncaklı ve toplum ilişkisi çok çok yakın. Tamamıyla. Politik hatta. Tamamıyla. Yani gidiyoruz bir doktora, şikayetlerimiz var değil mi Markus? Anlatıyoruz, şurada mı oluyor, burada mı oluyor? Kanımızı alıyor. Kanda neye bakıyor işte? Yani bu da aslında bu sergide uygarlığın bir kanı. Oradaki değerleri işte görün işte. Yani şu oyuncaklarla bakın 120-130 yıl önce sanatın çocukların o hayallerine ne kadar güzel doğru bir şekilde kurulduğu ülkelerin haberleri bugün çok farklı. O ülkelerde çevre duyarlılığı görüyoruz. O ülkelerde ne bileyim şiddet, nefret politikalarını görmüyoruz. O ülkelerde ötekileştirme, kaplaştırma, ayrıştırmayı görmüyoruz. Ya vardı devlette ama yok, yani yok. Ana haberlerde yoktur. Yani daha çok daha farklı duyarlılıklar söz konusu. Bakıyoruz işte o ülkeler 100 yıl önce ne kadar doğru bir şekilde çocukların önüne sanatı koymuş. Şimdi bu rastlantı mı? Değil. Ben senin daha şu ana dediğin ve daha önceki videoda dediğin bir şey aklıma şimdi geldi. Mesela bazen farklı kültürlerin sanat ortamları karşılaştırmak çok güç. Yani gelişmiş, gelişmemiş, gelişmekte olan böyle eski terimleri artık günümüzde pek kullanmadığımız terimleri vardı ya. İşte ilkel kabilelerinin sanatsal ifade biçimleri, onun yanında işte sanayileşmiş ya da post sanayi ülkelerinin postmodern falan filan sanatsal ürünleri, eserleri karşılaştırmak hakikaten güç. Ki onlar birbirlerine nasıl, ne kadar etkilendiğini biliyoruz. İşte Japonyanizm, işte empresyonistle üzerindeki etki ya da Afrika'daki maskları, Picasso ve modernizm üzerindeki etkisi tamamen biliyoruz zaten. Ama bence şu belki senin dediğinden de öğrenebiliriz. İşte Türkiye'deki sanat ortam, Batı'daki sanat ortam neyse şunu görüyorum yani sen dedin ya Batı'daki toplum içinde sanat konulu oyuncakları çok daha yaygınlaşmış ya da oyuncakları çok daha yaygınlaşmış, çok daha fazla görüyoruz. Ve aynı zamanda sanatı takip eden kitlesi daha geniş değil mi? Dolayısıyla biz de belki sanatsal ifade biçimiyle aynı kalite olsa da onu takip eden kitlesi az. Acaba oyuncaklarının az olması ve sanat oyuncaklarının az olması. Hemen seni dinlerken tiyatro geldi. Tiyatro. Şimdi bakıyoruz Avrupa kültüründe tiyatro. Tiyatro. Kukla. Kukla tiyatro. Tiyatro geleneğidir. Çok yaygın. Aileler bir araya geliyorlar. Örneğin o yıllarda tabii radyo, televizyon yok, sinema yok. Ne yapıyorlar? Ev sahibi aile, misafir aile tiyatro oynuyor hep beraber. Böyle bir kültür var. Peki neyi oynuyorlar? Masalları oynuyorlar. Kendi tiyatrocuların eserlerini orada kendilerine göre yorumluyorlar, oynuyorlar. Yani misafirlikte oturmuş, gelen misafir bir tiyatro gösterisine tanık oluyor. Şimdi bizde böyle bir kültür yok. Ha bizde de gölge oyunu var, Hacivat Karagöz var ama işte Ramazan'dan Ramazan ortaya çıkıyor, o da işte gölge hayaliciler oynuyor, o kadar. Aileye girmiyor, eve girmiyor ne yazık ki. Bazı yetişkinler herhalde kendi çocukluğunu unutarak oyuncakları çok ciddi almıyorlar. Dolayısıyla işte yani hayat ciddi, hayata kalma çabaları ciddi, politika ciddi. Bizim sanat dünyamızda birazcık öyle. Yani mesela sanat tarihi baktığında 1980'a kadar diyelim Dadaistler dışında absürt, alay etmek, kahkaha atmak sanat çok kuru bir şeydi. Felsefe, devrim, işte yıkıcı, yaratıcı ama çok ciddi bir şeydi. İşte sonra işte 1960'larda işte happening, fluxus, performance, işte postmodernizm, işte alay edici yaklaşımlar, 80'lerdeki post punk dönemine baktığında artık sanatçılara işte ciddi konularla alay ederek ya da dalga geçerek aslında ya bir eleştiri yaratabilir ya da yeni bir kapı açabilirler. Şimdi bu yüzden oynamak bazen insanlar için
çok ciddi bir şey değil. Fakat sanatçı için ve sen de bir sanatçısın, oynamak önemli bir şey. Çünkü ben sanatçılarla görüştüğümde sık sık şey diyorlar. Ya ben bu konuyla oynadım ya da bir malzemeyle oynarken yeni bir şey ortaya çıktı. Dolayısıyla yani sen şimdi Suni Akın yazar olarak, sanatçı olarak senin için oyun ve oynamak ne anlam taşıyor? Ve bu bağlamda oyuncak ve sanatçı ilişkisi nasıl değerlendiriyorsun? Plastik sanatlarda dediğin gibi oynamak, gülmek böyle biraz daha şey görülür. Ona yaklaş geliyor aklıma. Ona yaklaş bunun dışında. O böyle ironik oyun üzerine hep tablolarını yapıyor. Ama edebiyat bu konuda biz daha şanslıyız. Hmm. Çünkü biz o gülmeyi, o ince alayı, işte ironiyi, oynamayı çok seviyoruz. Kelime sözcükler, oynama. Bravo. Sözcükler burada. Sözcük dünyası sanki plastik sanatlar dünyasının malzemelerinden çok daha güçlü burada. Çünkü sözcükler. Sözcükler. Bu konuda zaten ben kitaplarını hep oynadığım için sözcüklerle oynuyorum. Şiirin kendi yapısıyla oynuyorum. Örneğin ben diyorum ki şiirde önemli olan dize değil, şairin dize gelmemesidir. Ama bu da bir oyun. Yani edebiyat buna çok daha uygun. Sanırım böyle olduğu için zaten işte Oyuncak Müzesi bir edebiyatçı olarak işte benim tarafımdan öne atıldı. Ya da sanatın oyuncaklarına bir edebiyatçı olarak ben bu işin peşini, serüvenciliğini üstlendim. Yani burada edebiyatçı olmanın büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Son soru. O da kişisel bir soru belki. Biz şimdi sen sanatçılardan bahsettin. Sen kendi yazar kimliğini örnek alarak sanat ve sanat oyuncaklarının öneminden bahsetmiştin. Şimdi bu sergide sonuç olarak işte Ankara'da, belki ileride başka yerlerde. İşte şimdi insan geldi işte arkeoloji müzesinde yukarıdaki antik çağda merdivenleri yavaş yavaş aşağı indi. Sonra işte oradaki kaydeler üzerine uzaktan küçük figürleri görüyor, renkleri görüyor. Sonra bakıyor, ha kim bu, ha Manet falan. Yani adadan adaya giderken aslında biz bir nevi biz şey diyoruz yani oyuncaklar önemli, sanat önemli, tarih önemli. Yani sence bize gelen seyirci neden onunla ilgilenmeli? Yani neden biz sanat konulu oyuncaklarla ilgilenmemiz? Yani biz oradan neyi kazandırabiliriz? Yani bize ne? Orhan Veli der ki bir şiirinde, bir bina yıkıldığı zaman ne güzel bilinmeyen bir ufuk görmek. Çünkü biz şu anda, yani sen ve ben bu sergiyle farklı bir ufuk göstermeye çalışıyoruz insanlara. Evet, arkeoloji müzeleri var. Evet, plastik sanat müzeleri var. Çok değerli. Ama bak bir de bu da var. Farklı bir şey. Yani biz bile şu anda sohbet esnasında hani aslında bilinmeyen bir gezegene giden ilk iki astronot gibi numune toplamaya çalışıyoruz. Yani sen soru sorarken, konuşurken, ben sana ümit vermeye çalışırken Markus, aslında biz de arayış içerisindeyiz. Ama bu da var. Öncü olmak var. Yeni yani, bilgi üretiyoruz. Tabii yeni bilgi üretiyoruz. Bu bir öncü. Yukarısı klasik. Antik dönem. Ama burası da var. Yeni bir şey bu. Almanya'da nasıl da bilmiyorum ama Türkiye'de sinemalarda iki film oynatılırdı. İki film. Bu sinemanın dışarıda böyle bir tabelası vardı. İki tane afiş asılırdı. İki tane aşk filmi yan yana olmazdı kardeşim. İki tane uzay filmi olmaz. İki tane kovboy filmi olmaz. Ya bir aşk ya bir kovboy. Ya bir uzay ya da bir savaş. Farklı farklı. Bu da öyle. Tamam mı? Aklıma seni dinlerken o sinemaların önündeki iki film birden yazan tabeladaki afişler geldi. İşte yukarıda arkeoloji, burada da oyuncak. Komedi filmi ya da drama. İki komedi bir arada olmaz. İki drama olmazdı. Bu da biraz öyle değil mi? Ne dersin yani? Hani seyirciler geliyor ya içeriye. İşte yukarıda farklı bir tema var. Burada da başka bir konu var. Tabii tabii. Buna insanın zaten sanat alıcısının buna ihtiyacı var. O da bunu arıyor aslında bence. Ve sanat her zaman bilinin ötesine geçmeye çalışan bir olgun, bir alan. Dolayısıyla aslında biz de bu arada bilinen bir sanat, bilinen bir oyuncak, bilinen bir arkeoloji tanımının ötesine geçmeye çalışıyoruz çok, aslında çok, değil mi? Çok doğru. Çok 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 doğru. Aslında bir de şu var yani şey yapacak. Yani bakın bir zaman tünelinde şu anda buraya gelen ziyaretçiler. Zaman tünelinde o arkeolojik antik dönemine giriyorlar.
1800'lerin ortasından itibaren günümüze kadar çok farklı bir konuda bir bilgi alıyorlar. Aslında bak ben de merak ettim. Bak şimdi Erimtan Müzesi çok güzel müze. Ben çok seviyorum. Ama ben bile şu anda şu içinde bulunduğum kameradan çıkıp bu sergiye geldiğim zaman yukarıdakiyle bugün arasındaki değişiklikleri, farklılıkla estetikleri, estetik algısını gözlemleyebilirim. Yani hani vardır ya bulmacalarda, aradaki 7 farkı bulun. Hadi bakın aradaki 7 farkı bulun. Bu da bir oyun. Yukarıdakiyle aşağı arasındaki objelerin 7 farkını, birbirinden 7 farkını bulun. Aynı tematik konular da vardır. Ama farklılar nedir? Onu da artık ziyaretçi bulsun. Ya bu müze çalışması anlamında şey çok önemli. Yani bir de bir ilki gerçekleştirdik. Türk müzeci açısından. Sen şunu yaptın. Yani klasik müze algısının içine yeni modern arayışı soktun küratörlüğünle. Farkında mısın? Bu da Türkiye'de daha önce yapılmış bir şey olarak ben bilmiyorum. Bu da bir ilk. Zaten bunun için heyecanlanmadın mı evet, sen? Evet. Niye bunu kabul ettin? Tabii, onca tabii, işinin tabii. gücünün arasında. Niye dedin ki ya bak bu beni heyecanlandırdı. Biz de bir araç içerisindeyiz. Ben tabii Erimtan Müzesi'ne çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Özellikle Ankara'da, İstanbul dışında bir yerde olsun istedim bu sergi. Evet. Yani müzecilik sadece İstanbul demek değil. Ankara'da da çok güzel müzeler var. Daha da gelişsin müzecilik, galericilik. Erimtan Müzesi buna çok uygun. Çok güzel bir ev sahibi yaptılar. Ev sahibiliği yapıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katkılarından dolayı. Ve de sana sevgili Markus Graf, bu kadar yoğun, bu kadar talebi çok olan bir insan olarak bizi geri çevirmediğin için ülkeye, bütün insanlığa böyle bir sevgi kazandırdığın için ben sana da çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir işbirliği oldu ve hakikaten sonsuz belki hep beraber çok güzel oynadık. Oynadık bizim mesela. Bak oyuncaklar da burada duruyor işte. Evet, teşekkürler Sunay. Ben teşekkür. Oynamaya da devam edeceğiz. Evet, oyun devam.